Önce Altantan'ın açıklamalarını ekranlara getirelim, dinleyelim, sonra yorumlayalım. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan AK Parti gitsin, İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın. 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım. PKK'de eski siyasetlerini devam ettirsin. Yani silah, çatışma devam etsin. 40 yıllık hikaye bu şekliyle devam etsin çizgisinde. Bu net. Yani bunun artık tartışılacak bir yanı yok. Bunlar İmamoğlu'na oy verecek. Altantan eski HDP milletvekili çok net bir ifade kullanıyor. O silahın, çatışmanın devam etmesi dediği terör örgütünü kastediyor. Silah evet. kullanan organizasyon, terör evet. örgütü. Onlar oy verecek diyor. DEM Parti'de mevcut durumun devamını, yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler diyor. Bunu nereden anlıyoruz? Sözde Hande. Terör elebaşlarının yaptıkları açıklamalar. Uzlaşı ifadesi, kent uzlaşısı ifadesini doğrudan duymuştuk. Hemen aslında Leyla Zana'nın da açıklamaları var. Onları da ekranlara getirelim. Ondan sonra konuklarıma sözü bırakacağım. Meral Danış Beştaş da oy aramaya devam ediyor. Leyla Zana da metropollerdeki Kürtlere çağrımdır. Oyunuzu deme verin. Herkes kimliğine ve iradesine sahip çıksın. Kimse algılara dayalı sözlere kulak asmasın. 31 Mart'ta başımız dik sandıklardan çıkalım. Eğer biz güçlü olursak muhatap da oluruz diyor. Sonra da İstanbul adayı Meral Danış Beştaş. Yani bir parti düşünün. Kendi tabanına, kendi partilerine oy vermesi için çağrıda bulunuyor. Ama tabanındaki bir kesim, Altantan'ın ifade ettiği gibi bir süreç devam etsin diyenlerle yakından ilişki kuruyor diyor. Hemen aslında affedersiniz Meral Danış Beştaş'ta kulak verin, hepsini yorumlayalım. İstanbul'da en önemli sloganımız kendimize sahip çıkalım. Kendimize oy verelim, başkasına değil. Hani biz kendi partimize, kendi ülkelerimize, kendi doğrularımızı oy vererek kendi doğrularımızı büyütelim, hakikati ortaya koyalım. Bir görsel daha müsaade edersiniz. Çok konuştum yani. Konuklarından yalnız, daha fazla o tarafa çok fazla zaman istemiyorum neyse ama. Neyse ki Allah'tan sopa yok elinde. Evet, sopa varken kendimi aldım, emaneti aldım. Danış Beştaş böyle söylüyor Meral Danış Beştaş, ama bir de CHP ile DEM Parti'nin bir ittifakı var. İlçelerde arkadaşlarımdan o haritayı da isteyeyim. Meral Danış Beştaş o istiyor ama başka bir ittifak sağlanmış 25 ilçede. Şimdi DEM Parti seçmeni de kafası karışık. İşte ekranlarda CHP, DEM'in İstanbul'da kent uzlaşısı yaptığı ilçeler. Sarıyer'de, Eyüp Sultan'da, Şişli'de, Beyoğlu'nda, Fatih'te, Gazi Osman Paşa'da, Bağcılar'da, Bahçelievler'de, Esenyurt'ta, Çatalca'da, Silivri'de, Şile'de, Çekmeköy'de, çok az ilçe dışında. Bu ilçelerde de ilk sıralarda, İl Genel Meclisi'nde ilk sıralarda, ikinci sıralarda. Eğer o bekledikleri oy alınırsa CHP tarafından, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurma sayısına ulaşıyor. Şimdi bir yandan böyle bir ittifak varken Meral Danış Beştaş da bana da oy verin diyor. Ama bir yandan da İlgen biraz burada kafa karışık galiba. Sizle başlayalım, diğer konuklarıma da. Yani şöyle tabii yerel seçimlerin gerçekten genel seçimlerden biraz daha farklı özelliği var. Özellikle DEM Partisi için çok önemli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hikayeyi biliyoruz zaten 2019'da yapılan seçimlerden sonra. Fakat bu Doğu Güneydoğu illerindeki vatandaşlarımız tercihini o yönde kullandı. Ancak gerek meclis gerekse belediye başkanları doğrudan PKK ile iltisakta olduğuna dair hukuki veriler ortaya çıktı. Yargılandı, kayyumlar atandı. Yani o bölgede aslında bir karışıklık ve dağınıklık ortaya çıktı. Bir karmaşa var. Kayyum sayesinde biraz intizam sağlandı. Şimdi bu projenin Batı illerine aktarımı söz konusu. Başta İstanbul olmak üzere. Sadece İstanbul değil, özellikle Akdeniz kıyılarındaki kıyıdaş kentlerimizde ve ilçelerinde bu proje var. İstanbul'da bunun aslında prototip uygulanması. Eğer burada başarılı olursa bu proje yayılacak, genişleyecek. Genel seçimlerde başka bir metodolojiyle yine bir kurtarılmış alanlar hikayesi okunacak. O yüzden bakın, belediye başkanlıklarını alabiliyorsa alacaklar. İl, ilçe alamıyorlarsa mecliste çoğunluğu alıp grup kuracaklar. Kararlarda etkinlik sağlayacaklar. İşte bunun aslında mesela ilk Esenyurt çok tartışmalı. Ya Esenyurt'ta CHP adayını çekti. DEM Parti'ye yakın bir aday gösterildi. Şimdi Esenyurt seçmeni olarak aday göstermedi DEM Parti. Şimdi DEM Parti'ye mi oy vereceksin? CHP'ye mi oy vereceksin? İl Genel Meclisi listesinde üst sıralarda onlar var. Bir yandan da Leyla Zana gibi, Altantan gibi isimler de diyor ki yani DEM Parti'nin içerisinde ve CHP'nin içerisinde bir grup var. Çatışma devam etsin diyenlerle çok yakınlar.
diyor. Böyle bir fotoğrafı tam şeklik var, açısından evet, böyle yani, araya girdim. Buyurun. Çünkü neden burayı alırlarsa burada bütçe var. Burada olanaklar, imkanlar var. Sağlık imkanları, yol, altyapı, üst yapı imkanları var. Elektrik, su olanakları. Bunların hepsini belki dağdaki kadrolar aktaracaklar. O zaman şöyle yapalım bakın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi de facto ya da de jure, hukuken ya da fiilen bu partiyle işbirliği yaptıysa, DEM Partisi'yle Suriye'de de PYD ile yapabilir. Daha önce de söyledim bunu. Yani PYD ile ortaklık kurabilirsiniz. Aynı şey. YPG'nin siyasi uzantısı PYD'dir Suriye'de. PKK, Muharrem Erkek'in ifadesi miydi? Biz, PKK'nın uzantısı DEM'dir. Orada YPG ile sınır olmamız daha iyi. Tabii. Terör örgütü. Ya oraya geliyor bakın. Muharrem Erkek sınırı. Hocam, Çanakkale'de siz, şu anda CHP adayıydı. Evet, hocam yani, siz o zaman bakın bir şekilde Büyük Kürdistan Projesi'nin de mimarları mı oldunuz? Kemal hocam. Ya da Büyük İsrail Projesi'nin mimarı mı oldunuz? CHP, değil mi görevlendirdi sizi? CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütünün yayın organına çıkıyor. Bir. Soralım. Terör örgütünün yayın organı bir milletvekili nasıl bulur röportaj için? Şimdi terör örgütünün KCK yapılanmasının medya organı. İki defa çıktı ya da üç defa ama ikisini takip ettim. Şimdi o örgüt militanları çalıştırıyor onu. Bir stüdyosu var, bir sistemi var. Peki CHP'li bir milletvekilini nasıl buluyor? WhatsApp'tan mı arıyorlar? Bakın tekrarlıyorum. Şimdi bırakın onu siz. Şu anda en büyük tehlike bir ulusal güvenlik tehlikesi var. Bu ileriki, siz çok değerli bir şey söylediniz. 2028'de başka bir şey mi konuşacağız diye. Şu anda DEM üstünden konsolide ederek terör örgütü PKK CHP'nin siyasi aklını ele geçirmiş durumda. Bakın bu çok önemli. Karar verme mekanizmasına. İstanbul'da neden adalarda kent uzlaşısı olmadı da Esenyurt'ta oldu? PKK büyük elmayı istiyor. Türkiye'nin en büyük ilçesini istiyor. Soru bir. İkincisi bu kent uzlaşısı İstanbul'da var. Mersin, Toros'ta, Akdeniz Belediyesi'nde var da Diyarbakır'da neden yok? Diyarbakır Silvan'ı neden CHP almadı? Şimdi siyaset yapıyoruz ya. Ben başka bir soru daha soracağım o zaman bunun üzerine. Tabii, ben peki FETÖ terör örgütü düşünün hem askeri hem de sivil bürokraside hangi seviyedeki insanları devşirebilmiş? Ha demek ki PKK da hangi seviyedeki kişileri devşirebilme gücü var? Şimdi şöyle bir şey var. Haktan Bey, bazı bu benim sorumun cevabı ne? Benim sorumun cevabı şu. KCK biliyorsunuz bu terör bir kongre yapıyor kendine göre. Yıllık bir kongreler yapıyor her yıl. Bir toplanıyorlar. İşte Kandil'de mi nerede toplanıyorlarsa aldıkları son yıllardaki karar Türkiye için söylüyor. Biliyorsunuz onların Suriye kolu var, Irak kolu var, İran kolu var, Türkiye kolu bir de Avrupa yapılanması var. KCK yapılanması için söylüyorum. Türkiye için aldıkları bazı kararlar var, terör kararları var. Dağda hareket etmediklerinden sonra kentlerden söz ediyorlar. Biz seçimde neyi konuşuyoruz? Kent uzlaşısı. Kendilerine pilot bölgeler seçtiler. Biri Esenyurt. Esenyurt dediniz. Şöyle yapalım. Esenyurt'taki aday kim? Ya da süreç nasıl işledi? Çok kısa hatırlatayım. Bir aday gösterdi CHP. Sonra o aday Ahmet geri çekildi Özer. Kent uzlaşısıyla. Sağlık sebepleri. Şimdi o isim CHP Esenyurt adayı olmadan önce Ahmet Özer'in ifadelerine bakacağız. İfadelerini kullanacak. Çok örnek bir, çok güzel yakalamışsınız. Sonrasında çok başka şeyler tartışılıyor. Yani seçildikten sonra CHP'den istifa edecek, DEM Parti'ye geçecek, DEM listelerinden ama aday kim? Ahmet Özer'e kulak verelim, sonra yorumlayalım. Esenyurt adayı CHP. Biz eğer aday göstermezsek yani bu seçimde bunu ancak açık bir müzakereyle, evet, CHP ile yapacağımız protokolle ancak yapabiliriz. Artık gizli saplı yok, arka kapı politikası yok. Açık kapı politikası. Birlikte hareket edeceksek nasıl ki diyelim ki İyi Parti, DEVA, Gelecek kamuoyunun önünde CHP ile açık açık müzakere ediyor, birlikte görünüyor, birlikte protokol yapıyor. Biz de bir partiyiz. Hı hı. Bizim görevimiz sadece işte CHP'ye kazandırmak ya da AKP'ye kaybettirmek değil, kendi siyasetimizi de yürütmektir. Ben kent uzlaşısının adayı olarak, evet, ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim. Kimden geldi öneri? Sebebi Cumhuriyet Halk Partisi bana böyle bir adaylık önerdi. Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir adayıydı ki onunla Beylikdüzü'nde başlayan bir yol arkadaşlığımız vardı. Fakat neden o adaylaşma süreci tamamlanmadığını da anlattım. Evet. Ancak burada ben hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden oy alacak bir profilim. Hem Kürt seçmeninden, DEM'in seçmeninden oy alacak bir profilim.
birçok şey dikkatinizi çekmiştir eminim. Bir başka ama, ev kölesi. Burada konuşurken Ahmet Özer HDP'li kimliğiyle o dönem ya da Yeşil Sol kimliğiyle konuşuyor. Açık bir ittifaktan söz ediyor. Konuşması da daha sert. Sonrasında CHP'li bir aday olunca CHP konuşmasına yakın o kent uzlaşısında, doğru, kent noktasında daha CHP seçmenine yakın bir konuşmayı tercih ediyor. Vurgularıyla, aksanıyla, diksiyonuyla. Söyledikleri de çok çarpıcı. İşte Esenyurt'taki tartışmanın odağındaki isim ve aday olmadan ve aday olduktan sonraki açıklaması çok net aslında buradaki, evet, bir ittifak oldu. Kendi de ifade ediyor zaten. Buyurun artık hocam. Bu ittifaklık konusunda tartışmıyoruz zaten. Sonuçlarını tartışıyoruz. Bundan sonra ne olur? Yani bir sene sonra pek bir şey olmaz ama bir sonraki genel seçimlere kadar olan süreçte bakın birçok şey el değiştirebilir. Yani Esenyurt'ta eğer böyle bir metodolojik bir plan varsa DEM Parti ve CHP arasındaki ilişkide ve bunun arkasında Kandil varsa devlet buna müdahale edecektir. Düşünebiliyor musunuz? 5 yıl içerisinde başkanlık ya da meclisteki çoğunluk dönemleri içerisinde bir özellik, otonomik yapıya doğru bir talepler artarsa eğer bu sokağa insanların da çıkması anlamına gelir ve buna devletimiz müsaade etmez, müdahale etmek zorunda kalır. Peki. Müdahale ettiğinde o bölgede karışıklık, karmaşıklık içinde zemin hazırlanmış olur. Dolayısıyla yani aslında daha önce DEM Parti'nin, Yeşil Sol'un ya da HDP'nin seçildiği yerlerde o seçilen adayların yaptıkları ve sonrasında ortaya çıkan tablo İstanbul'un göbeğinde. Göbeğinde Esenyurt'ta, ve Türkiye'nin büyük ilçesinde de ortaya şöyle, çıkabilir mi? Bu, tabii, doğru anlıyorum değil mi? Yani Serhildan dedikleri halk ayaklanması, onların tabiriyle söylüyorum, fitillendiği, başlangıcının yapıldığı, yapılacağı yer Esenyurt, prototip dedim ya az önce. Burada deneyecekler, tutarsa öbür tarafta, tutarsa öbür tarafta. Serhildan'la beraber, yani kalkışmayla beraber işte PKK'nın YPGP'den elindeki füzelerle sınır birliklerimize ve içteki garnizonlara yoğun bir saldırı, eş zamanlı bir haktan. Burada müsaadenle. Bundan sonra çok kısa buyurun hocam. Dış müdahaleye açık zemin projesidir bu. Peki, çok çarpıcı aynen bir tespitti. Öyle. Teşekkür aynen ederiz. Hocam. Buyurun hocam. Efendim, sopayı ödünç alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ederiz. Ben şu Leyla Zana'nın... Bir Leyla Zana'nın açıklamalarına gelelim. Ekrem abiye soracağım çok soru. Şimdi, var. Buyurun. Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz tabloda şöyle bir şey var. Demin Yeknesak hareket etmediğini, DEM içerisinde bir problem olduğunu anlıyoruz. Niye? Biraz önce adaylarının yani Allah Allah bize de oy verseniz falan güzel olur dediğini gördük. Utangaç bir şekilde oy isteme. Halbuki sahada biz adaylar ilan edildikten bu yana DEM Parti'nin herhangi bir çalışmasını görmüyoruz. Sahada Cumhuriyet Halk Partisi var. Şimdi Meral Leyla Zana'nın söylediklerindeki en önemli kelime bence muhatap. Eğer biz güçlü olursak muhatap da oluruz. Güçlü ve muhatap olmanın yolu nedir? DEM Parti'nin ya da HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti adını her ne diyeceksek o partinin aldığı oyla tıpkı 2015'te olduğu gibi siyasi temsil olarak belli bir düzeye çıkması ve ondan sonra eğer Türkiye Partisi ise ve sahiden bir takım problemleri, bir takım dertleri varsa bu dertlerini halletmek için bunu kamuoyuna deklare etmesi, açıklaması ve bunun halli için uğraşmasıdır. Bu muhatap olmaktır. Ama şu anda yapılmaya çalışılan şey, Altantan'a dönebilir miyiz arkadaşlar? Altantan'a dönelim. Benzer ifade Ahmet Türk'ten de gelmişti. Tabii. Yani bakın, bir böyle grubun olduğunu görüyoruz. Bir de DEM içerisinde sosyalistlerle, sosyalist yapılarla ittifak halindeki olan bir grup var galiba. Bu. Onlar farklı bir... Bu sosyolojik ayrımın ötesinde şu anda DEM'de ciddi problem şu. Altantan ona işaret ediyor. Altantan HDP'de bir dönem bulundu falan filan ama Altantan bu memleketin çocuğudur. Entelektüel yapısı iyidir, konuları iyi okur, iyi değerlendirir. Ve bakın DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler, yani Kandil, yani Kandil'i güden dış güçler. Kandil'in biz kendi başına bir güç olmadığını, birilerinin talebiyle bazı şeyleri devam ettirdiğini, ettirmeye çalıştığını biliyoruz. Ve bu yerel seçimlerle alakalı olarak Kandil'den oradaki isimlerin deme yönelik ittifak yapın, İmamoğlu ile ittifak yapın, işte onunla belli yerlerde kent uzlaşısı adı altında beraber hareket edin deyip burada aslında İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürdüklerini görüyoruz. Buradaki olay tam da Altan'ın dediği gibi PKK'nın bir şekilde demin bir muhatap haline gelmesini, siyasi olarak Türkiye Partisi olmasını
erteleyip istemeyip bunun yerine İmamoğlu'na oy vermeleriyle Esenyurt'u sağlamaları, Kemal Bey'in dikkat çektiği gün Gör'ün söylediği, Ceyhun'un söylediği Esenyurt'ta bir tür deneme yapacaklar. Buradaki açık ve net olan şu: İmamoğlu İstanbul'u kazanabilmek için PKK'nın sahadaki uzantısı DEM'le işbirliğine gitti. Kent Uluslararası adı altında ittifak yaptı. Bu ittifakı PKK'nın merkezi Kandil destekledi. HDP ya da DEM içerisindeki biraz böyle işin siyasi tarafına ağırlık vermeye çalışanlar pes perdeden itiraz ediyorlar. Çünkü itirazları biraz daha güçlü olursa bunu Kandil'in değişik bir şekilde bastıracağını biliyorlar. Altantan meselenin altını çiziyor. Diyor ki İmamoğlu'na Kandil Demlilerin oy vermelerini temin etmek için hareket ediyor. Bunların derdi PKK'nın bundan önceki olduğu gibi Türkiye'de bir fay hattı olarak, Türkiye'yi rahatsız eden bir unsur olarak, Türkiye'yi sürekli olarak rahatsız edecek bir unsur olarak devamını isteyenler bunu yapıyor diyor. Leyla Zana bunun siyasetle olması gerektiğine dair biraz utangaç bir ifadeyle muhatap oluruz. Bir açıklama daha var. Onu da arkadaşlarım versin. Hemen onu da ekranlara getirelim Diyarbakır'dan. Onların siyasetten kastı silahlı siyaset Sayın Hocam. Diyarbakır'dan. Hiç utanmazları gerek yok. Yani bu buradaki Kemal Hocam haklısınız bunda. Bir de aslında arkadaşlarım onu ekrana getirene kadar. Ama buradaki volüm daha sert. Şöyle bir ifade de akıllara geliyor. İmralı tutanaklarındaydı galiba. Orada Öcalan'a adaylar sorulduğunda sanırım Sırrı Süreyya söylüyordu. O da ona cevap olarak kim belirliyor yerel seçimlerde adayı deyince, Kandil'i belirliyor deyince kızıyordu. Siz nasıl bir partisiniz? Aynı şey işte. Diye bir ifade de hatırlıyorum. O yüzden de DEM adaylarının Kandil'le ilişkisi. Başkan Erdoğan ifadeleri bunlar. Teröre mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Temel siyaset esas bu. Palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Onlar kan siyaseti yaptı. Biz demokrasiyi güçlendirdik. Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını ya, bekliyoruz dedi. Diyarbakır'dan dedi. Başkan Erdoğan dedi. Buyurun. Kürt kökenli vatandaşlarımızın şunu sorması lazım. Bugün Diyarbakır'daki vatandaşımızın, bugün İstanbul'daki Kürt kökenli vatandaşımızın, Hakkari'dekinin, Yozgat'takinden farklı ne sorunu var? Ha, ek bir sorunları var. Onu söyleyeyim. Yozgat'takine göre İzmir'dekine ek bir sorunları var. Terör sorunu. Terör örgütü Kürt kökenli vatandaşımızı hedef alıyor. Bu soruyu sorsunlar. Hocam işte terör sorununu batıya doğru yaymak çalışıyorlar. Az önce söylediğiniz önemli zaten. Bakın burada Sayın Cumhurbaşkanı... Affedersin Güngör, bir cümle daha söyleyeyim de kafamdaki şeyi oturtmaya çalıştığım yer. Sayın Cumhurbaşkanı kitabın ortasından konuşuyor. Karşı karşıya bulunan problemin nasıl halledilebileceğiyle alakalı bir yol haritasıyla alakalı sözler bunlar. Geçmişte yaşandı, birileri bunu berhava etti. Ha şu an yarın öbür gün böyle bir şey olur demek değil ama geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir ekibin diyelim, eş genel başkan İmamoğlu önderliğindeki bir ekip, lokal çıkarları için ya da konjonktürel çıkarları için DEM'le işbirliği yaptı. Bunun arkasında Kandil'e giden yüklü miktarda paranın 150 milyon dolardan falan bahsediliyor olduğu söyleniyor. Hiç şaşırtıcı değil. Para kuleleri yapan insanların nereden gelip nereye gittiği bilinmeyen paralara sahip olan ve bunu rahatlıkla harcayan insanların Kandil'e bunu göndermiş olmaları kuvvetle muhtemel. Kandil'in de büyük ihtimalle şu saatte ya da yarın kısa mesaj servisleri ya da WhatsApp üzerinden talimatlar gidecektir. Ve ulaşılabilen DEM kitlelerinde büyük ihtimalle İmamoğlu'nu destekleyin ya da diğer kent uzlaşısı yaptıkları söylenen yerlerde CHP adayını destekleme talimatları gidecektir. Ne Leyla Zana, ne Altantan, ne dedi Meral Danış İstanbul adaylarının buna mani olma şansları yok. İp başkasının elinde. Evet. Bunların hesabı çıkarları için, kendi şahsi menfaatleri için Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu riskleri zerre kadar hesaba katmayan İmamoğlu ve benzerlerinin kısa vadeli hesaplarına onların verdiği destek ve bunun karşılığında sağlanan şey. Buradaki asıl problem şu. Pazar gün sandığa gidip oy verecek insanlar İmamoğlu'na oy verdiklerinde bu ülkenin geleceğiyle alakalı çok çirkin bir ittifaka, çok çirkin bir işbirliğine evet demiş olacaklarını unutmamaları lazım. Daha da önemlisi bir şekilde Cumhur İttifakı ile beraber hareket etmeleri gerekirken güya bireysel bir takım heveslerle ortaya çıkıp da biz işte biz de varız falan hevesine kapılanların Cumhur İttifakı'na kaybettirip İmamoğlu'na kazandırarak aslında terör örgütüne de
prim sağlayacaklarını bence unutmamaları en önemli mesele. Peki. Bir örnek vereyim sizi destekler nitelikte. Hemen örnek vereyim. Hemen sözü bırakayım size. DEM Parti'nin eş başkanlarından biri Türk Solu'ndan, sosyalist bir partiden geliyor. Ben de onu da söyleyeyim. Öyle mi? Kendi partisi yani DEM'e geçip bir bileşen parti olarak görüyorlar kendisini. Kendi partisi çekildi İmamoğlu lehine ve İmamoğlu'nun desteklenmesi kararını verdi. Hakeza birkaç DEM'in içerisindeki sosyalist partide çekildiklerini ve İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Yani DEM Parti'nin eş başkanlarından birinin mensubu olduğu parti İmamoğlu'nu daha başka üstüne söylenecek bu, bir şey yok. Burada, buradan hareketle affedersin Ceyhun. Tabii sen bu arada gel sopayı da sana vereyim. Buradaki mesele şu. Bütün bunları takip eden insanların pazar gün sandığa gittiklerinde yapacakları atraksiyonun netice olarak nelere sebebiyet vereceğini iyi bilmeleri lazım. Çok kirli bir ittifak var. Bu ittifak yerel seçimlerde filana kazandırmak, peşmekana kaybettirmek meselesi değil. Bu yerel seçimlerde eğer DEM'i yukarı çıkarabilecek, Esenyurt'ta benzeri yerlerde DEM'e kazandıracak, DEM'e Büyükşehir Meclisi'nde grup kurduracak bir şeye kavuştukları zaman bu önümüzdeki dönemin kaotik bir takım olaylara gebe olduğuna dair bir işarettir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na kaybettirmek üzere yola çıkanların pazar gün kime oy vereceklerine, kime kazandıracaklarına, kime kaybettireceklerine çok ama çok dikkat etmeleri lazım.